İki hareket de yeterli geliyor zaten. Sonra ara renge batırıyorum. Küçücük bir ışık rengimi de uca alıyorum. Aynı işlem deseni bozmamak maksatlı. İç noktadan başlıyorum. Arada kendim incecik yapmaya kalksam bile yapamayacağım bir olay var. Damar rengini araya yerleştirmiş oldum. Çiçeğin rengini. En pratik yolu. Astarlamamıştık. Çünkü astarlasam bu inceliği kaybedeceğim. Yaptığımız beyaz karbonzona zaten onun astarlığını sağladı. Biraz... Akşam konuştum seninle. Ay. Dediğim gibi kullanmış olduğumuz karbon astarı yerine geçiyor zaten. Onu takip edeceğiz. Fırçamızın ucunu ama bununla kontrol edemiyorum derseniz ve biraz yıpranmışsa bu fırçanız hemen devreye almış olduğunuz ince liner dal fırçamızı sokabilirsiniz. Yaptığım olay ortadaki küçük noktayı ucu aldığım sarıyla dolduruyorum. Kalemmiş gibi çizimin üzerinden geçiyorum. Sap kısmını yine de hep en sona bırakıyorum. Çünkü burada bir kalınlık oluşuyor ya arkadaşlar. Şimdiden onu yapacak olursam buradaki eklediklerim gereksiz bir kalınlığa sebep olacak. Zaten burada bir birleşimden bir geçiş oluşuyor. Filizleri elinizden geldiğince kadar yaprağın en açık tonlarıyla yapın. Şimdi yerdeki desenimi yapacağım. Çok az maviden yükledim. Ara yeşilinden yükledim. Çektim. Hani dedim ya uçta biraz boşluk bırakın.
Burada çok fazla virgüller girmiyoruz. Bir kırmızı rica edebilir miyim lütfen?